Bugün de yine tutsak arkadaşlarımız var. Ve tutsaklık cephesinde de çok farklı bir direniş sürüyor bugün. Yani yine grup yorum olarak içeride de direnmeye devam ediyoruz. Çünkü kuyu tipi hapishaneler var. Yani kuyu tipi hapishaneler özellikle son birkaç aydır yani ülke gündeminde de epeyce yer aldı. Yani bu hapishaneler normal hapishanelerin aksine 12-13 metre duvar yüksekliği olan, havalandırma saatinin 1 saatle 2 saatte kısıtlandığı, yanında kimsenin olmadığı, tek başına tutulduğun, yağmuru, havayı, güneşi, yani aslında hiçbir şeye erişemediğin, yani çünkü camın dışında da tel örgüler var. Yani yanında bir insan yok, hava alamıyorsun, güneş yok, çamaşır yıkadığında bunu asacağın yer yok. İnsan yok, yani mektupların engelleniyor, koşullar kötü gibi, yani bu ve benzeri koşulları aslında bir süredir hep duyuyoruz, yani gündeme geliyor. Kuyu tipi hapishanelerden tahliye olan insanlar da aslında bunları anlatıyorlar. Yani bu hapishaneler aslında yani tutsakları tamamen ölüme terk eden, aslında ölüme mecbur eden, ölüme mahkum eden yerler. Bugün 2 arkadaşımız süresiz açlık grevinde. Yani talepleri çok net, çok meşru ve gerçekten karşılanabilir talepler. 2 şey istiyorlar. Yani kuyu tipi hapishaneler kapatılsın talebiyle başlayan bir direniş ama esas talep şudur, yani biz kuyu tipi hapishanelerden sevk olmak istiyoruz diyorlar. Yani ailelerimizin ya da ailelerimizde yakın ya da işte arkadaşlarımızın bulunduğu bir hapishaneye sevk olmak istiyoruz diyorlar. Yani bu taleple direnen devrimciler ve yine emekçilerimizden de direnip kazananlar oldu. Yani talepler karşılandı aslında. Bunlar karşılanabilir talepler. Cemil Kurt, o da grup yorum emekçisiydi, ya da Cem Dursun da yine bizim emekçimizdi. Direndiler ve aynı taleple aslında zaferi kazandılar, sevk edildiler yani. Bugün arkadaşlarımız yine aynı taleple direniyorlar. Yine aslında aynı şey yapılmalı, yani sevk edilmeliler ama geciktiriliyor, yapılmıyor, engelleniyor. Bugün biz bu engellemelerle karşılaşıyoruz. Arkadaşlarımız bugün Vedat 175. gününde, Rezan 180. gününde. Yani bugünler artık şunu gösteriyor bize, hani durum kritikleşti. Yani artık bir şeyler yapılmazsa arkadaşlarımız ölecek yani. Yani 2 sanatçı bugün ölmek üzere ve biz onların sesini duyurmaya çalışıyoruz. Onların taleplerinin karşılanmasını istiyoruz. Yani geçen haftalarda şöyle bir şey oldu. Rezan Şengül'ün hücresine girip yani hücreyi talan edip işte arama adı altında ama bir tek Rezan'a yapılıyor bu. Hücreye girip işte eşyalarını dağıtıp gitar telini koparıp çıkmışlar, yani üzerine yürümüşler. Yani gitar teli koparmak, ya bu aslında şu, sana sanat yaptırmayacağız diyor yani. Bunun mesajını açıkça veriyor ama bize şunu söylüyoruz, yani biz nerede olursak olalım, içeride dışarıda direnmeye de üretmeye de devam edeceğiz diyor ki arkadaşımız da üretiyor, üretmeye devam ediyor. Yani dışarıya bestelerini göndermiş, biz bestelerini yayınladık. Yani üretim durmuyor aslında ve durmayacak da ama bugün yani şu aşamadayız, artık kritik aşamaya geldik. Bunun önemi aslında biraz burada. Çünkü 180. gün artık, yani günlerin çok ilerlemesi artık sağlık durumlarının tamamen kötüleşmesi ve kalıcı sağlık sorunlarının başlaması anlamına geliyor. Yani bugün 2 arkadaşımızda da, Rezan'da da, Vedat'ta da kalıcı sağlık sorunları başlamış durumda. Ayaklarında uyuşma var, hissizlik var yine dizlerinde, bacaklarında, ikisinin de. Kas ağrıları, zaten çok yoğun kas ağrıları yaşıyorlar. Midelerinde rahatsızlık var çünkü hapishanede verilen limonlar çürük. Yani sürekli çürük limon verildiği için ve bunları tüketmek zorunda kaldıkları için. Çünkü açlık grevindeki insanlar yani su, şeker, limon, bunları tüketir. Limonlar da sürekli çürük ve bozuk olduğu için mide rahatsızlıkları oluyor. Bunun dışında işte kalp çarpıntıları, kalp ağrıları, yine görme noktasında sorunlar olabiliyor. Yani yoruyor aslında, hani hücre yaşamı tek başına, ikisi de bir arada da kalamıyorlar. Doğal olarak yoruluyorlar. Yani güçleri kalmıyor. Yani son aşamada hatta şöyle bilgi aldık arkadaşlarımızdan. Yani 10 dakika bile ayakta duramayacak kadar hani halsizler, kötü durumdalar. Ya da bir limon sıkamıyorlar, dişlerini fırçalayamıyorlar. Kendi kişisel ihtiyaçlarını şu an kendileri karşılayamıyorlar aslında. Vedat'ın sol kulağında işitme kaybı var ve yüz kasları eridiği için, yani fazla eridiği için mimiklerini şu an oynatamıyor, mimiklerini kullanamıyor. Yani çok yoğun ağrıları oluyor aslında. Oturmakta, kalkmakta, sabit durmakta genel olarak çok zorlanıyorlar. Ve bugün 38 kilo, hatta şu an biraz daha düşmüş olabilirler. Yani 38 kiloya düşmüş durumdalar. Sevk olmak her tutsağın en temel hakkı ki kendi istekleri dışında sürgün edildiler bu kuytip hapishanelere. İnsani koşullarda kalma hakları var, arkadaşlarıyla birlikte kalma hakları var. Biz de bu haklarının aslında karşılanmasını, taleplerinin kabul edilmesini istiyoruz. Yani aileleri eylemler yapıyor. Yani kaç yaşında insanlar, kaç yaşında anne bunlar ama bu insanlar ama hani çocukların sesini duyurmak için eylemler yapıyorlar, gözaltına alınıyorlar. Yani yaşlarına başlarına bakmadan anneleri de gözaltına alıyorlar. Yani hani her şekilde sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Aslında şunu çağrısını yapmak istiyoruz biz grup yorum emekçileri olarak. Yani arkadaşlarımızın kalıcı sağlık sorunları oluşmaya başladı. Ya bunun bir sonraki aşaması arkadaşlarımızı kaybetmek, arkadaşlarımızın ölmesi demek. Ve biz arkadaşlarımızın ölmesini istemiyoruz. Çünkü gerçekten yine vurguluyoruz. Hani halkın sanatını yapmak suç değildir diyoruz. Bugün arkadaşlarımızın hapishanede olmasını gerektirecek bile hiçbir şey yokken ve bugün kuytip hapishanelerde, insanlık dışı koşullarda tecrit ediliyorlar. Yani biz bu kuytipi tecrite tamamen karşıyız. Yani hani sadece grup yorum emekçileri olduğu için de değil. Yani bugün arkadaşlarımız sadece kendileri için de direnmiyorlar. Yani burada bir insan kalamaz diyoruz. O halde kalmamalı, yani sevk olmalılar. Zaten ölüme mahkum edilmişler orada, o hapishanelerde. Ölüme mahkum edildiğimiz yerde de biz hani ölüm pahasına direniriz diyoruz. Aslında arkadaşlarımız da bunu yapıyorlar. Yani mahkemeleri var çok yakında. Rezan Şengül'ün 26 Eylül'de 10.40'ta İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde mahkemesi var. Hani herkesi çağırıyoruz, tüm aydınları, işte milletvekillerini, sanatçıları ve tüm halkımızı çağırıyoruz aslında. Rezan Şengül'ü sahiplenmeye çağırıyoruz, grup yorumu sahiplenmeye çağırıyoruz. Vedat Doğan'ın da 16 Ekim'de İstanbul Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde saat 14'te mahkemesi var. Yani Vedat Doğan'ı da yine grup yorum emekçisi Vedat Doğan'ı da aslında sahiplenmeye çağırıyoruz. Arkadaşlarımızın özgürlüğünü istiyoruz. Yani zaten temel talebimiz bu. Biz bugün bu yüzden açlık grevindeyiz. TUSAP grup yorum emekçileri serbest bırakılsın diye. Arkadaşlarımız serbest bırakılsın istiyoruz. Serbest bırakılmadıkları ya da mahkemelerin ertelenmesi durumunda da arkadaşlarımızın sevk edilmesini. Yani ki kaldı ki mahkemeye daha bir ay kadar süre var. Özellikle Vedat'ın mahkemesinde ve 38 kilo kalmış durumda. Aslında ilk olarak sevk edilmelerini istiyoruz.